Merhaba arkadaşlar, İrem Derlen Ses ve Yaşam kanalına hoş geldiniz. Video serimizin 3. videosu olan Ayakta Omurga Hizalama videosu ile karşınızdayım bugün. Ayakta omurga hizalamak neden önemli? 1. Topluluk önünde şarkı söylüyor olabilirsin orkestranla beraber. 2. Şan dersi sırasında çok işine yarayacak omurga hizalamak. 3. İş ortamında topluluk önünde bir konferansta, bir kongrede sunum yapıyor olabilirsin. Okey. Şimdi bacaklardan başlayarak yukarı doğru dizler, bel, kalça, kasık bölgesi, göğüs kafesi, omuzlar, baş, omurga. Böyle ayaktan başlayarak başa doğru, aşağıdan yukarıya doğru size minik minik çok basit bilgilerle omurgayı doğru bir şekilde nasıl hizalayacağımızı anlatıyor hocam. Hadi bakalım. Bacaklardan başlıyorum arkadaşlar. Şimdi bacaklarım omuz genişliğinde açık. Omuz genişliğinde açık olmak nasıl bir şey? Şöyle, bir elim yumruk yaptı. Yumruğumdan dirseğime kadar olan mesafe bana omuz genişliğini tamı tamına verir. Tamam, bu aklına gelmezse iki omzumun mesafesi kadar açtım ayaklarını ve bedeninin ağırlığını her iki ayağına eşit bir şekilde dağıttım. Bu ne demek? Şu demek. Bedenimi soluma ya da sağıma bir şekilde, yani kaykılarak beden ağırlığımı vücudumun sadece sağına ya da sadece soluna yüklemiyorum. Şöyle bir şey yapabilirim. Bunu biraz daha açabilmek için. Parmak ucundan topuğuma kadar şöyle hafif bir yaylanıyorum. Şöyle bir bakıyorum. Tamam mı? Ve şöyle bir duruyorum. Ayak tabanlarımla yeri hissediyorum. Ve vücudumun ağırlığını her iki ayağıma eşit bir şekilde yaydığımı hissediyorum. Ve sonra şöyle bir adım öne geleyim, biraz daha yaklaşayım kameraya. Bacaklar omuz genişliğinde açılıyor ve dizler hiçbir zaman kilitli değil. Yandan gösteriyorum, şu şekilde bir şey yok. Hafif, sanki arkamda hayali bir koltuk varmış da oturuyormuşum gibi. Tamam mı? Ve ardından tekrar bu tarafa döneyim. Belimin, kalçamın ve pelvik bölgemin nasıl durduğunu, nasıl durması gerektiğini, nasıl hizalanması gerektiğini göstereceğim size. Bakın bel şöyle hafif içeriye doğru oyuntulu bir şekilde durur. Bunu çok fazla böyle karnımı öne alıp kalçamı dışarı çıkararak değil, tam tersi bir hareketle kuyruk sokumumu içeriye doğru alarak, bu böyle bir ya da iki santimlik küçük böyle bir, çok minimal bir hareket aslında. Şu, bakın. Şu şekilde öne alarak ve pelvik bölgeyi de tabii ki biraz daha öne alarak şu bel oyuntumu birazcık düzleştiriyorum. Tabii ki böyle tamamen baston yutmuş gibi bir bel düzlüğü gibi bir şey söz konusu değil anatomik olarak. Öyle bir şey getirmeyin aklınıza. Bu da beli düzleştirmek değil aslında. Ayaktayken beldeki yükü birazcık alabilmek adına yaptığımız bir şey ve daha rahat nefes almak ve omurgayı yukarıya doğru hizalandırabilmek adına yaptığımız bir şey, tamam mı? Böyle alıyorum. Yani şu. Okey. Ve ardından çok basit ve hızlı bir şekilde anlatıyorum. Sen bir kuklasın ve senin başının tepesinde bir ip var ve seni o iple yukarıya doğru böyle çekiyorlar. Ne oluyor o zaman? Kuyruk sokumundan başının tepesine kadar bütün omurgan böyle tek 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 hizalanarak yukarıya doğru maksimum derecede açılıyor. Yani şunu yapıyorum, bakın hani normalde daha kambur dururuz, çok duruşumuza dikkat etmeyiz ya günlük hayatta. Şunu yapıyoruz. Pelvik tiltimi yaptım, ayaklarım omuz genişliğinde açık, dizler çözülü ve başımın tepesinden bakın. Gördünüz mü? Çok minimal bir hareket bu da. Şöyle önden de göstereyim. Şu. Bir anda tut 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 bütün omurgayı böyle bir yay gibi yukarıya doğru açtım. Tamam mı? Hem aşağıya hem yukarıya doğru böyle bir lastik gibi. Omurgamı da bu şekilde çok basit bir şekilde hizalıyorum. Bu arada araya hemen bir bilgi gireyim. Lütfen önce bu videoyu izleyin. Arkasından bütün bu
beden parçalarını tek tek gözlemleyebilmek adına bir boy aynasıyla çalışın. Yani ayağınızdan başınıza kadar kendinizi çok rahat görebileceğiniz bir aynanın karşısına geçin ve kendinize bakarak tek tek ayaklardan başlayarak ta baş bölgesine kadar, kollara kadar her yeri tek tek görebilin ve görerek çalışın. Minik ayarımızı yaptık. Pelvik tilt. Omurgayı uzattık. Dizler çözülür. Ne kaldı? Omuzlar, baş, boyun, kollar. Şimdi burada yine omurgayı doğru bir şekilde hizalandırmak ve doğru postür, doğru omurga pozisyonu adına omuzlarımızın rolü büyük. Şimdi her şeyi yaptım ya. Pelvik tiltimi yaptım. Ayaklar omuz genişliğinde açık. Yukarıya doğru omurgayı hizaladım. Yukarıya doğru çektim kendimi. Ve kollar geride, daha doğrusu omuz başlarım geride ama kollar aşağıda ve serbest. Bu şekilde bir duruş. Başımın, boynumun duruşu, omuzlarımı ortalıyor. Bunlar yok. Şöyle düşün. Ya da hafif yere bakıyormuşsun gibi. Böyle biraz. Çenen göğsüne doğru düşebilir. Ama kapanmasın, nefes yolu kesilmesin. Ve kollarım her iki yanımda serbest. Mesela şan dersi alıyorsun diyelim. Şan dersi öncesi de ayaktayken postürünü hizalaman gerek. Tamam. Doğru duruş pozisyonunu bulman, omurgayı hizalaman ve o şekilde ses çıkarmaya başlaman gerek. Dolayısıyla egzersiz yaparken belki bir elinin piyanoda olması sana güven verir. Tutabilirsin, tutunabilirsin. Tek elin böylelikle açıkta ve serbest kalır. Ya da iki elinle yine omurgayı hizaladın. İki elinle kaburgalarından tutarak hem doğru nefes alıp almadığını algılayıp hem de aynı zamanda şan yapıyor olabilirsin. Ya da arkamı döneceğim size. Şu şekilde tutabilirsin. Beline de destek olur. Ya da böyle de tutabilirsin. Böyle bir duruşta ideal yani. Tamam mı? Bakın beni de destekliyor. O anlamda faydalı. Ya da bir sunum yapıyorsun diyelim. İş ortamındasın. Bir kongrede işte PowerPoint sunum yapıyorsun. Kürsün var, mikrofonun var. Bu bir yaka mikrofonu olabilir, bir kulaklık mikrofonu olabilir ya da elinde bir telsiz olabilir. Telsiz varsa rahat. Çünkü bir şey tutuyor olmak insana kendini güvenli hissettirir açıkçası. Bu şekilde konuşmanı yapabilirsin. Yine bedenini doğru bir şekilde hizalayarak böylelikle kendine güvenen bir tavırda sergilemiş olursun. Ya da dediğim gibi mikrofon elinde değilse, yakandaysa ya da kürsüye takılıysa ya da işte kulaktan geliyorsa o zaman iki elin de boş. İstersen bu şekilde elini kullanarak oradan bir hareket sağlayarak konuşabilirsin. Ya da yine bir elini kürsüye koyarak konuşabilirsin. Bu da insana kendini güvende hissettirir. Çünkü topluluk önünde herhangi bir performans, bir konuşma yapıyor olmak ne olur? İnsana heyecan hissettirir değil mi? Endişelenirsin, işte unutur muyum sözleri acaba ya da ne söyleyeceğimi gibi. O yüzden bir yere tutunmak kendini güvende hissettirebiliyor zaman zaman. Evet, benim çok basit bir şekilde ayakta omurga hizalamaya dair anlatacaklarım bunlardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi de açmayı unutmayın diyorum. Çünkü burada gerçekten verilen bir emek var arkadaşlar. Sizden daha doğrusu çok fazla e-mail alıyorum hocam şu konuya dair ya da bu konuya dair video çeker misiniz diye. Dolayısıyla hepsini yapmaya çalışacağım ve çalışıyorum. Bu yüzden abone olursanız bildirimlerinizi açarsınız. Çok sevinirim. Bir sonraki videoda yani duvara yaslanarak omurgayı nasıl hizalayacağız ve bunun faydaları ne? Videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla ve mutlulukla kalın.